Merkez Bankası sözde kaldı tabii. Bir önceki enflasyon tahmini Ocak ayında yıl sonu için bir enflasyon hedefi koymuştu Merkez Bankası. Şimdi Nisan'daki ikinci hedef tespitinde inanılmaz bir şaşma var. Enflasyon hedefinde yanılma payı yani Ocak ayında söylediğiyle şimdi söylediği arasındaki yanılma payı yüzde seksenin üzerinde. Yanılma payına bakar mısınız? 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 19.6 puanlık güncellemeyle %23.2'den %42.8'e yükselttik. Ocak ayında Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini %23,2 idi. Yaklaşık 20 puan artırıldı tahmin. %42,8'e yükseldi tahmindeki sapma %82. Mevcut enflasyon tahminin çok üstündeyken Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu iyimser konuştu. Enflasyonun kademeli olarak azalacağını ve hedeflere yakın sayacağını öngörmekteyiz. Merkez Bankası enflasyonu öngöremiyor. 3 ay sonrasını bile öngöremeyen bir Merkez Bankası var. Bu da Merkez Bankası'nın büyük bir güven bunalımda olduğunu gösteriyor. 2022 yıl sonu enflasyon tahminini %23.2'ye yükselttik. 19.6 puanlık güncelleme ile %23.2'den %42.8'e yükselttik. Ocak ayında yıl sonu enflasyon tahmini %23,2 idi Merkez Bankası'nın. Enflasyon o ay %48 geldi. Şubat'ta %54 Mart'ta ise %61'e yükseldi. Merkez Bankası tahminini büyük bir sapma oranıyla revize etmek zorunda kaldı. İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Profesör Doktor Bilge Yılmaz'a göre bu yılla sınırlı değil. Merkez Bankası tahminlerini son yıllarda hiç tutturamıyor. Burada bakarsanız 2021 yılının başında Ocak ayında 9.4 olacak. Nisan ayında demişler yanıldık 12.2 olacaktı son itibariyle Temmuz'da yanıldık 14.1 yeni tahminimizi demişler. Ekim ayında da 18.4 demişler sonra gerçekleşen 36.1 sürekli Merkez Bankamız yanılıyor sürekli arttırıyor fakat her zaman gerçeğin arkasında kalıyor. Ekonomi profesörü Bilge Yılmaz'ın hazırladığı tabloya göre 2020 yılında da durum farklı değil. Yıl boyunca Merkez Bankası'nın en yüksek tahmini %9,4'lük enflasyon. Yıl sonunda gerçekleşense yüzde 14,6. Hedeflerse 2012'den beri yüzde 5. Enerji ve gıda başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki güçlü artışlar enflasyondaki yükselişin ana belirleyicisi olmuştur. Yurt dışı kaynaklı olan etken en önemli etken olsaydı o zaman yurt dışındaki bize benzer diğer ülkelerde de enflasyon çok yüksek olması lazımdı. Değil. Bizim enflasyonumuz yüzde 60'ın üzerinde. Diğer gelişmekte olan ülkelerdeki ortalama enflasyon şu an %9 civarı. Merkez Bankası Başkanı kendi beceriksizliği ve yanlış politikalarını yurt dışındaki olaylarla örtmeye çalışıyor. Aralık ayından itibaren her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz. Mayıs ayından sonra aşağıya doğru enflasyonun inmeye başladığını görüyoruz. Hazine Bakanı Aralık, Merkez Bankası Başkanı ise Mayıs ayını işaret etti enflasyondaki düşüş için. Şahap Kavcıoğlu halkımız bize güvensin dedi ama aynı gün TÜİK açıkladı. Nisan'da ekonomik güven endeksi geriledi. Yani tüketicinin ve sanayicinin ekonominin iyiye gideceğine dair umudu azaldı. Sıkıntımız enflasyon. Farkındayız. Halkımız bize güvensin. Merkez Bankası olarak kalıcı fiyat istikrarını en kısa sürede sağlayacağımızı çok rahat bir şekilde ifade edebilirim. Vatandaşlar Merkez Bankası'nın öngörü yeteneğini kaybettiğini düşünüyorlar.